Amerika Birleşik Devletleri'nin saygın gazetelerinden Washington Post, Türkiye ile ilgili bir analiz yayımladı. Türkiye'nin yüz yüze kaldığı tehlikelerin irdelendiği analizde, Türkiye'de muhaliflere, gazetecilere ve darbe yanlısı olarak suçlananlara karşı sürdürülen baskı, Türk demokrasisinin öldüğü ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kontrolü her zamankinden daha fazla ele geçirdiği konusunda çok sayıda gözlemcinin uzun zamandır vardığı bir sonucu teyit eder gibi görünmektedir. Fakat Türkiye'nin kaderinin baskıcı ancak istikrarlı bir sivil mutlak idare altında olacağını farz etmek hata olacaktır. Silahlı kuvvetler gibi kurumların dağılması, ülkenin kibar, demokratik görünümüne sürdürülen saldırılarla bütünleşirken, Erdoğan'ın demokratik meşruiyetinin de aşınması, ülkeyi gelecek yıllarda yüz yüze gelmesi muhtemel şoklara karşı hazırlıksız bırakmaktadır. Eğer ülkede durum kontrolden çıkarsa, bunun sonucu demokrasinin yeniden kurulması yerine şiddet ve kaos olabilecektir. Gelecekteki bir krizle veya 2013 yılında olduğu gibi yaygın protesto gösterileriyle karşılaşılması durumunda, yaygınlaşmış olan bu silahlı aktörlerin varlığı, olayların ve çatışmaların ülkenin yasal güçleriyle bastırılamayacak kadar büyüyebilme ihtimalini çok artırmaktadır denildi.